Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli hanım kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mü'min kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugünkü sohbetimizde müminlerin bir kısım özelliklerinden ve mümin görünüp de kafir olan münafıkların yine bir kısım özelliklerinden bahsetmek suretiyle mümin ile münafık arasındaki farkları da hep birlikte tefekkür etmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu mümin gibi yaşayan, mümin gibi ölen ve ahirette de mümin gibi muamele gören kullarından eylesin. Rabbimiz nifaktan, ikiyüzlülükten, münafıklıktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Münafıkların şerlerinden, zararlarından da Rabbimiz ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza eylesin. Kıymetli müminler, Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri insanı kendisini bilip kendisine kulluk etmek için yarattı. Tabii inanç bakımından da insanlar üç kısma ayrıldılar. Bir, Allah'ın davetini kabul eden, peygamberlerine, elçilerine inanan, getirdikleri kitaba iman eden, Müslümanca, mümince yaşayanlar. Birinci kısım müminler. İkinci kısım da bu daveti kabul etmeyenler. Allah'ı da, Allah'ın davetini de, peygamberi, elçileri de, getirilen kitapları da bunu kabul etmeyenler, inkar edenler. Bunlar da inkarcılar, yani kafirler. Bir de münafıklar var. Bunlar da Müslüman gibi gözüküp ben de inandım deyip ama kalben inanmamış olanlar, ikiyüzlü davrananlar. Bunlara da Kur'an-ı Kerim münafık ismini veriyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir sure de özel olarak bunlara tahsis edilmiş, Münafıkun suresi. Tabii Kur'an-ı Kerim'in birçok surelerinde de bu ikiyüzlü davranan, Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışan, Müslüman gibi görülen çok tehlikeli bu kafirleri hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok bilgi veriliyor ve Müslümanlar uyarılıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi münafıkların şerlerinden, zararlarından korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bugünkü sohbetimizde müminin bir kısım özellikleri, bir de münafıkların. Zaten kafiri biliyoruz, inanmamış. Fakat münafık ben Müslümanım diyor. Ama kalbiyle inanmadığından dolayı Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışıyor, saman altından su yürütmeye çalışıyor. Hatta Müslümanlara kim düşmanlık ediyor ise, İslam'a kim düşmanlık ediyor ise onlarla işbirliği yapıp Müslümanların aleyhine çalışıyor. Şimdi Mekke döneminde münafıklar yoktu. Ne zaman bu münafıklar çıkmaya başladı? Medine'de. Yani Medine'de Peygamber Efendimiz hicret etti, sahabe-i kiram hicret etti ve orada bir İslam devleti kuruldu ve orada bir kısım insanlar tamam biz de Müslüman olduk dediler ama Müslüman olmadılar. Kalplerinde iman yok. Fakat dış görünüş itibariyle Müslüman gibi görünmeye çalıştılar. Hatta öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte namaz kıldırırken arkasında namaz kılan
onlarca münafık vardı. Hatta Uhud Savaşı'na gidildiği zaman o İslam 1000 kişilik İslam ordusundan 300 kişi biz bu savaşa katılmayız diyerek münafıklık göstermişlerdir. Yani münafıkların bulunduğu yerler Müslümanların arasıdır, Müslümanların yanıdır, Müslüman toplumundadır. Dolayısıyla Müslümanların arasında bulunup Müslüman düşmanlığı yapan kişiler münafıklardır. Müslümanların arasında bulunup İslam düşmanlığı yapan kişiler münafıklardır. Müslümanların arasında bulunup Müslümanların aleyhine kafirlerle, zalimlerle, hainlerle işbirliği yapanlar münafıklardır. Rabbimiz Celle Celaluhu münafıkların şerlerinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım. Tevbe suresi 67. ve 68. ayet-i kerime de bu iki ayet-i kerime de münafıkların özelliklerinden Rabbimiz bahseder. Bir de onların ahiretteki durumundan bahseder. Es-sa'an billah. El-münafigûne vel-münafigât. Münafık kadın ve münafık erkekler. He, demek ki münafıklar sadece erkeklerden değil, kadınlardan da var. Kadın münafıklar, iki yüzler var, İslam aleyhine çalışanlar var. İşte Rabbimiz diyor ki münafık erkek ve münafık kadınlar ba'duhum min ba'd. Onlar birbirlerindendir. Yani birbirlerine böyle menfaatten dolayı yaklaşırlar ve İslam aleyhine çalışmak için birbirleriyle ve birlik beraberlik içerisine girerler. Ama en önemli odak noktaları menfaatleridir. Demek ki münafık kadın ve münafık erkekler onlar birbirlerindendir. Ye'murûne bil mülkeri. Kötü olan şeyleri emrederler. Yani haram olan, günah olan, çirkin olan, insanlığın beğenmediği, insanlığa zıt olan şeyleri de bunlar yaygınlaştırmasını çalışırlar. Bu işlerin propagandasını yaparlar. Ye'murûne bil mülkeri. Haram olan şeyleri emrederler. İçkiyi. İçki işler. Bu çağdaşlık görür. Efendim başörtünü takma, tesettüre bürünme, açıl der, dekolte giyin der. Bu çağdaşlıktır der. Efendim küçük yaşta çocuklarının Kur'an öğrenmesinden rahatsız olur. Efendim öğrenmesinler der. Kur'ansız kalsınlar der. Namazsız kalsınlar, ibadetsiz kalsınlar, camisiz kalsınlar der. Yani haram olan, çirkin olan ne varsa onu yaygınlaştırmaya çalışırlar. Bu kimin özelliği? Münafıkların özelliği. Daha وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Bir de iyi olan şeyleri nehyetmeye çalışırlar. Yani iyi olan, güzel olan şeyler sakın ha yaygınlık kazanmasın diye ellerinden geleni artlarına koymazlar. Demek ki münafıkların en bariz özelliklerinden birisi kötü olan şeyler yaygınlaşsın diye çalışırlar. İyi olan şeyler de yaygınlaşmasın diye tedbir alır ve çalışırlar. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri münafıkların her türlü şerlerinden ümmeti Muhammed'i, evlatlarımızı, ailelerimizi, gençlerimizi, yuvalarımızı, vatanımızı, milletimizi korusun, muhafaza eylesin. Daha ne özelliği varmış bu münafıkların? وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيهُمْ. Onlar elleri çok böyle sıkıdır, yani cimridirler, vermezler, cömert değillerdir. Zengin bile olsa Müslüman gibi görünür ama elleri açılmaz. Ne infak ederler, ne sadaka verirler, ne zekat verirler. Yani bu konuda çok cimri davranırlar, cömert değillerdir. Demek ki münafıkların bir özelliği de neymiş? Cimri olmak. Rabbimiz cimrilikten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Daha nesullâhe, o münafıklar Allah'ı unuttular. Yani Allah yokmuş gibi hayat yaşıyorlar, Allah yokmuş gibi konuşuyorlar, Allah yokmuş gibi yiyip içiyorlar, Allah yokmuş gibi eğleniyorlar, Allah yokmuş gibi ömürlerini tüketiyorlar. Şimdi Allah yokmuş gibi yaşarsa, Allah'ı unutursa bu insanlar, fenesiyehum, Allah da onları unutur. Yani Allah da onları unuttu. Münafık erkek ve kadınlar Allah'ı unuttular, dini unuttular, İslam'ı unuttular, hidayeti unuttular, fenesiyehum, Allah da onları unuttu. Haşa! Allah unutur mu? Unutmaz. Fakat burada ne var? Allah-u Teala adeta siz Allah'ı unutursanız ben de sizi unuturum dercesini onlarla bir anlamda dalga geçiyor. Yani Rabbimizin unutması nedir? Rabbimiz
hidayetini vermez ona. Rabbimiz doğru yolu ona göstermez. Rabbimiz hakikati ona göstermez. Rabbimiz kıbleyi ona göstermez. Rabbimiz peygambere inanma yolunu ona göstermez. Kur'an'a tabi olma yolunu göstermez. Dolayısıyla Allah'ı unutanları Allah da böyle dininden uzaklaştırmak suretiyle onları adeta unutmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah yokmuş gibi yaşamaktan, Allah yokmuş gibi konuşmaktan, Allah yokmuş gibi seyretmekten, bakmaktan korusun, muhafaza eylesin. İnnel münafıkîne humül fâsikûn. İşte bu münafıklar var ya, onlar fasıkların ta kendisidir. Rabbimiz Celle Celaluhu fısıktan, fıskı fucurdan, fasıklıktan, Allah yokmuş gibi yaşamaktan, cimrilikten, kötülüğü emretmekten, iyiliği yasaklamaktan, ikiyüzlülükten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. İşte bu saydıklarımız neydi? Münafıkların alameti. Şimdi bu münafıklar o kadar tehlikeli insanlar ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyurur ki innel münafıkîne fidderkil esferi minennar. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Yani bir kafirler var. Kafirlerle münafıkları zaten hep birlikte cehenneme atacak Rabbimiz. Fakat münafıklar daha altta. Niye? Ya kafir en azından bir mertlik yapıyor. Ben inanmıyorum diyor. Diyoruz ki ya bu adam kafirdir. Açık açık söylüyor. Biz de tedbirimizi o düşmana karşı alıyoruz. Ama münafık öyle değil. Münafık ne yapıyor? Ben de Müslümanım diyor. Ama kalben inanmamış, Müslümanın kuyusunu kazıyor. Nerede devlet düşmanı var? Nerede millet düşmanı var? Nerede Kur'an düşmanı var? Nerede İslam düşmanı var? Nerede peygamber düşmanı var? Onlarla bir araya geliyor ve Müslümanların, devletin, milletin, İslam'ın, Kur'an'ın, peygamberin aleyhine çalışmalar yapmış oluyor. Dolayısıyla bu pirincin içerisindeki efendim bir pirinç pilavının içerisindeki beyaz taş gibidir münafıklar. Ne zaman dişimizi kıracağı belli değil. Rabbimiz Celle Celaluhu İslam toplumunda bulunan ve Müslümanların aleyhine çalışan vatan, millet, din, İslam, Kur'an, peygamber düşmanı olan bu münafıkların şerlerinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi 68. ayeti kerimeye bakalım. Tevbe suresi. Münafıkların ahiretteki durumuna bu ayeti kerimede de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ba'dallahu'l münafıkîne vel münafıkat. Allahu Teala münafık erkeklere ve münafık kadınlara vaat etti. Neyi vaat etti? Daha kim var? Bir de bel küffar, bir de kafirler var. Allahu Teala münafık erkeklere, münafık kadınlara, bir de kafirlere vaat etti. Neyi? Nara, cehennemi, cehennem ateşini. Yani onların cehennemlik olacağı, onların cehennem ateşe gideceğini, cehennem ateşi içerisinde kalacaklarını Rabbimiz vaat etti. Çünkü onlar inkarcıdır, çünkü onlar ikiyüzlüdür, çünkü onlar Allah'ın dinine karşı ikiyüzlü davranmışlar, inkarcı durumuna düşmüşler. Allahu Teala onlara ahirette müminlere cenneti vaat ederken bunlara cehennemi vaat ediyor. Peki orada ne kadar kalacaklar? Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Yani o inkarcıların, kafirlerin cehennemde belli bir müddet kalıp, münafıkların belli bir müddet kalıp sonra çıkmaları mümkün değildir. Çünkü ahirette cennet vardır, ebedi bir kalış vardır, cehennem vardır, kafirlerin ve münafıkların kalışı da ebedidir. Ancak Müslümanlardan günahkar olanlara cezaları nispetinde cehennemde cezalarını gördükten sonra Müslüman en sonunda cennete girecektir ve ebediyen de cennette kalacaktır. Tabii cehennemlik olan Müslümanlara da Rabbimizin affı, lütfu geldiği zaman hiç cehennemde yanmadan da Rabbimiz hiç azap görmeden de onu cennetine alacak ya da Peygamber Efendimiz şefaatçi olacak, onları cehennemden alacak ya da azaplarını hafifletecek ya da bir hafız şefaatçi olacak ya da orucumuz şefaatçi olacak ya da Kur'an şefaatçi olacak ya da şehitler şefaatçi olacak. Dolayısıyla o azap görmekte olan Müslümanı da oradan ya hepten çıkartacak ya da azabını hafifletmiş olacak. Yani Müslümanın öyle ya da böyle günahları sebebiyle cehennemde kalış süresi sınırlıdır. Ondan sonra eninde sonunda cennete gidecektir. Elhamdülillah. Peki bu ne sayede girecek? İman sayesinde. Rabbimiz Celle Celaluhu ömrümüzün sonuna kadar imanımızı koruyan, salih amellerle besleyen, Müslümanca yaşayan ve Müslümanca ahirete göç eden kullarından eylesin.
Demek ki Rabbimiz münafık kadınlara, münafık erkeklere ve kafirlere cehennem ateşini vaat etti ve orada ebedi kalacaklardır. Hiye hasbu, bu onlara yeter. Yani onların o inkarcıları, azgınlıklarından dolayı cehennem onların hakkından gelir. Hatta mesela Kaf suresinde cehennemin ya Rabbi daha yok mu? Hel min mezid, daha yok mu? Yani seni inkar eden, ikiyüzlü davranan, o azgınlaşanlara ben senin adına burada ceza vereceğim diye daha yok mu? Hel min mezid, daha yok mu diye cehennemin kükrediğinden bahsedilir. Ayet-i kerimede. Demek ki cehennem hiye hasbuhum, cehennem o kafirlere, o münafıklara yeter. Dolayısıyla bir kısım insanların cehennemi hafife alması, cehennemle haşa dalga geçmesi, şarkılarda, türkülerde cehennemi böyle hafife alacak, dalga geçecek tarzda şarkı türküler yazılması ya da söz ve davranışlarda cehennemle alakalı böyle küçük düşürücü, küçük ifadeler kullanılması son derece tehlikelidir. Allah göstermesin, kişinin cennetle dalga geçmesi, cehennemle dalga geçmesi, Kur'an'la dalga geçmesi, namazla dalga geçmesi, oruçla dalga geçmesi, Allah'ın emirleriyle, yasaklarıyla dalga geçmesi, Allah göstermesin kişiyi dinden çıkarabilir. Bu da çok tehlikelidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi son nefesimize kadar imanımızı koruyan, muhafaza eden kullarından eylesin. Cehennem onlara yeter. Ve le'anehumullah. Ve Allah'ın laneti onların üzerinedir. Lanet tehlikeli bir şeydir. Lanet bir şeye geldiği zaman o işte iflah olunmaz, Allah göstermesin. Hani bir gün bir seferde bir deve üzerinde birisi vardı da devesi hırçınlaştı. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Adam bir türlü zapt edemiyor onu. En sonunda lanet olsun sana dedi. Deveye lanet etti. Efendimiz de oradaydı, duydu. Bu deve lanetlenmiştir dedi. Hemen in dedi. Bu deveyi serbest bırak. Ve o da indi. Deveyi serbest bıraktı. Bu hadisi rivayet edenler sahabe-i kiramdan biz o deveyi hala baş baş dolaştığını görüyorduk diyor. Hala gözümün önünde diyor. Yani bir şeye lanet okunduğu zaman Allah göstermesi birçok belayı kişiye çekebilir. Onun için Efendimiz o lanetlenmiştir, in oradan dedi, onu serbest bırak dedi. Şimdi hayvan lanetlendiği zaman böyle söylüyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun şerrinden korunmak için o hayvandan inilmesini, onu artık serbest bırakmasını istiyor ise, ya insan birbirine lanet ettiği zaman Allah göstermesin, ne kadar büyük bir vebal olur ve ne kadar büyük bir tehlike olur. Şimdi bir anne çocuğuna böyle bir lanet okumuş olsa bu çok tehlikeli bir durum. Zaten anne babanın duası çocuklarına makbuldür. Şimdi bir de lanet okursa Allah göstermesin. Yani arkadaşlar birbirlerine lanet okuduğu zaman, efendim kardeşler, karı koca birbirine lanet okuduğu zaman bu çok tehlikeli bir durum. Bundan uzak durmamız lazım. Şimdi bakıyoruz gençlerin ağzında, çocukların ağzında ya da biz yetişkinlerin ağzında bu lanet kelimelerinin çoğaldığını görüyoruz. Nereden? Amerikan filmlerinden, Batı filmlerinden. Adamlar kültürünü iyice de empoze ediyorlar. Oradan kültürünü aktarıyor. Bu sefer ne oluyor? Çocukların dillerinde, gençlerin dillerinde, bizim dizi filmlerde ne diyor? Seninle evlendiğim güne lanet olsun diyor. Seninle tanıştığım güne lanet olsun diyor. Seninle yemek yediğim güne lanet olsun diyor. Senin bizim eve geldiğin güne lanet olsun. Hatta lanet, lanet, lanet diye böyle lanet kelimelerini çok fazla konuşuyorlar. Bu filmlerde, dizilerde ve bizim gençlerimiz de, çocuklarımız da, yetişkinlerimiz de bunları örnek aldığı zaman Allah göstermesin. Bir insan lanetle iç içe olduğu zaman onun hayrı da olmaz, bereketi de olmaz, huzuru da olmaz. Oraya melekler de girmez, şeytanlar girer. Rabbimiz Celle Celaluhu lanet kelimesinden, lanetle iş görmekten, insanları lanetlemekten ya da lanete efendim muhatap olmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. İşte Rabbimiz ne buyurdu münafıklar için, kafirler için? Ve le'anehumullah. Allah'ın laneti onlaradır. Çünkü onlar bunu hak ediyor. Allah'ı, alemlerin Rabbini inkar etmişlerdir. Alemlerin Rabbine inandık demek suretiyle kalben münafıkları inkar etmiştir. Dolayısıyla kainatın en büyük cinayetini işlemişlerdir. Allahu Teala cehennem size yeter ve Allahu Teala laneti sizin üzerinize olmuştur buyurmuştur. Rabbimiz Celle Celaluhu kafirlerin de münafıkların da şerrinden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Ve lehum azabun mugim.
İşte onlara ebedi olan ve devamlı olan bir azap vardır. Kimlere? Kafirlere ve münafıklara. Yani 200'lere inandığım gibi gözüküp kalbiyle inanmamış olan o münafıklara. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kafirlerden, kafirlerin şerrinden, münafıklardan ve münafıkların şerrinden cümlemizi, vatanımızı, milletimizi, bütün İslam alemini korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde münafıkların özelliğini gördük. Şimdi 71 ve 72. ayet-i kerimeler Tevbe suresi müminlerin burada da bir kısım özelliklerini ve ahirette de Rabbimizin onlara nasıl bir muamele lütfedeceğini görmüş olacağız. Estağfirullah. Vel mu'minune vel mu'minat. Mümin erkek ve kadınlar. Hepimiz kuluz. Erkek de kadın da kuldur. Hepimiz Allah'a sorumluyuz. Ailemizde, efendim evimizde de, sokağımızda da, komşuluk akrabalığımızda da, ticaretimizde de, bulunduğumuz her yerde kadın da Allah'ın kuludur. Erkek de Allah'ın kuludur. Hepimiz sorumluyuz. İşte mümin erkek ve mümin kadınlar bağluhum evliya bağlı. Onlar birbirlerinin velisidirler. Münafıklar için nedir Rabbimiz? Bağluhum min baz. Onlar birbirlerindendir. Menfaat çıkar ilişkileri var. Ama Müslümanlar için, müminler için bağluhum evliya bağlı. Nedir? Mümin, müminin velisidir. Müslüman, Müslümanın velisi. Ne demek velisi? Şimdi veli derken aklımıza öğrenci velisi geliyor değil mi? Şimdi nedir öğrenci velisi? Bu çocuğun çocuk hakkında imza atma yetkisi bende, tasarruf hakkı bende, efendim çocuğunu kontrol etme, takip etme, bir yere yazdırılacaksa, götürülecekse tüm sorumluluk bende. Yani Müslüman da aynı bu şekilde bir öğrenci velisi gibi birbirimizin efendim velisiyiz. Birbirimizin adeta sorumluluğunu taşıyoruz. İyiliğini, güzelliğini, faydasını istiyoruz. Zarar gelecek, sıkıntı olacak. Efendim kendisine maddi ve manevi bir sıkıntı getirecek her türlü husustan da onların beri olmasını isteme konusunda müminler, müminlerin velisidirler. Bu da ne kadar güzel bir kardeşlik elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi İslam kardeşliğinin şuuruna eren kullarından eylesin. Daha ne özelliği var şimdi bakalım. Ye'murune bil ma'ruf. Mümin erkek ve kadınlar iyiliği emrederler. Ve yenhevne anil münker. Kötülükten de nehyederler. Münafıklar tam tersini yapıyor idi. İyiliği efendim yasaklarlar. Sakın bunu yapmayın diye. Ama kötülüğü emrederler. Ama Müslümanlar tam tersi iyiliği emrederler ve kötülükten de nehyederler. Daha ve yugîmûne salâh. Namazı kılarlar. Mümin kadın ve mümin erkekler. Ve yu'tûne zekâte ve zekâtı verirler. Ve yu'tî'ûne Allâhe ve Resûle. Allâhe ve Resûle itaat ederler. Ülâkse yerhamühumullah. İşte Allah-u Teala bu kullarına, bu müminlere, bu özelliği taşıyan kullarına rahmetiyle muamele edecektir. Elhamdülillah. Neymiş? İyiliği emrederler. Kötülükten sakındırırlar. Namazı kılarlar. Beş vakit namaz olmazsa olmazımızdır. Ailece kılacağımız namazdır. Müminin miracıdır, müminin nurudur. Ahirette de en büyük sermayesidir. Dolayısıyla müminin özelliği namaz kılmaktır. Ve yu'tûne zekat, zekatını vermektir. Sadaka vereceğiz, infak edeceğiz, fitrelerimizi vereceğiz ve elimizden geldiği kadar cömert davranacağız. Ve yu'tî'ûne Allâhe ve Resûle, bir de Allah'a ve Resûle itaat ederiz. Her konuda Rabbimiz neyi emretti, neyi yasakladı, peygamber neyi emretti, neyi yasakladı, her konuda peygamberimize de, Kur'an'a da, Allah'a da itaat etmiş olacağız. Böyle bir özellikleri taşıyan mümin kadın ve erkeklerle alakalı Rabbimiz ulaike seyerhamuhumullah, Allah onlara merhametiyle muamele edecektir. Allah bir kimseye rahmet ettikten sonra, merhametiyle muamele ettikten sonra, bu lütfunu, ikramını ihsan ettikten sonra o kimselerin sırtı yere gelmez. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin merhametiyle muamele ettiği kullarından olmayı nasip ve müyesser eylesin. İnna Allahu Azizun Hakim. Muhakkak ki Allahu Teala azizdir, hüküm sahibidir, hükmünde galip olan, yenilmeyendir, hikmet sahibidir. Dolayısıyla müminlere vaat ettiği tüm her şeyi de Allahu Teala hakkıyla yerine getirecektir. Dolayısıyla bu sözlerle birlikte bütün müminlere Rabbimiz adeta diyor ki: "Ey müminler, bu müjdelerle sevinin." Bitti mi? Bitmedi. 72. ayeti kerimede de ahiretteki o durumu Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Estağfirullah. Va'adallahu al-mu'minina vel-mu'minat. Tevbe suresi 72. ayeti kerime. Allahu Teala mümin erkek ve kadınlara şunu vaat etti. Neyi? Cennetin. Cennetleri vaat etti. Bir tane cenneti. Cennetin.
cennetleri vaat etti. Tecri min tahtel enhar, altlarından ırmaklar akan. Yani bu ifade, hani biz bazen diyoruz ya, bir böyle bir köy yerinde güzel bir evimiz olsa, efendim bir ırmak olsa, bağ bahçesi olsa, ağaçları olsa, şu olsa bu olsa, hayalimizde canlandırdığımız böyle çok rahat edeceğimiz böyle çok güzel evdi, bağ bahçe düşünüyoruz ya, işte Rabbimiz Celle Celaluhu adeta o bizim düşündüğümüz fakat cennetteki bambaşka, böyle altlarından ırmaklar akan, her türlü güzelliğe sahip olan o güzel cennetleri ikram etti. Halidine fiha ve hem de ebedi, geçici değil. Daha ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn, bir de çeşit çeşit cennetler var. O cennetlerden birisinin ismi Adin cennetidir. O Adin cennetlerinde de Rabbimiz güzel güzel meskenler, malikaneler, sarayları da o mümin kadın ve erkeklere vaat etti. Ama bütün bunların üzerinde veril vanu minallah ekber, işte bütün bu müjdelerin, cennetin, ikramların, altlarından akan ırmakların, sarayların, köşklerin vesaire, bütün bunların üzerinde de Rabbimizin rızası en büyük ikramdır. Rabbimiz o kullarından razı olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi razı olduğu kullarından eylesin. Bitirirken de Rabbimiz şöyle bitiriyor: Dâlike huvel fevzul azîm. İşte en büyük başarı, en büyük kurtuluş budur. Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbimizin en büyük başarı, en büyük kurtuluş demiş olduğu mümince yaşamayı, mümince ölmeyi ve ahirette müminlere has olan bu mükafatları almayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten şehitlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın, milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.